Tamam, Kadir Çetincalı bak çok önemli. Şimdi ona geliyoruz Nihat. Şimdi ona gelelim. Tamam bekle lütfen. Ha, bandını izleyelim tamam. Çünkü. Değerli izleyenler, Doğan Haber Ajansı muhabiri Kadir Çetincalı da yoğun olarak gündemde. Çünkü genel kurulda çıkıp aleni bir şekilde ve cangraş bir şekilde Kadir Çetincalı Hakan Şükür'ü savundu. Bir nasıl savunmuştu? Kısaca onu görelim. Arkasından 15 Temmuz'dan sonra attığı bir tweet var. Dün senin de gösterdiğin bir tweetti o. Evet. Onu da ekrana taşıyacağız. Sefil çapulcular diyor. Ben şimdi onu gösterecek darbe miyim? Edilenen evet. Vatandaşlar için. Evet, önce konuşma gelsin. Hakan Şükür'ü Arif Erdem'i nasıl savunmuştu onu bir görelim. Şimdi bak, cemaat İrfan, diye İrfan Aktar bak İrfan'a Divan Kurulu Başkanı. Divan Kurulu Başkanı çok mütedeyyin bir adamdır. Ne diyor? Sayın Çetincalı diyor Galatasaray siyasete alet etme diyor bak. Cemaat diyor mesela. Siyasete alet. O, anlıyor tabii İrfan Bey. Aklı başında bir adam. Milli bir adam. Galatasaray'ı siyasetle ilişkilendirme kardeşim diyor. Bu siyasi bir konudur. Siyasi. Orada Hakan Şükür'ün Galatasaray adına atmış olduğu goller silinmiyor ki tarihten. O başka bir şey. Masum gösteriyor. Kulüp üyeliği. Tamam mı? Sen orada meşrulaştırıyorsun. Peki. Bak ben sana ne dedim? Bak Tevfik Fikret'i tanırsınız diyor. Yok kimse tanımaz mı Tevfik Fikret'i? Atatürk layık cumhuriyeti savunduğunu iddia eden bu ahmak Kadir Efendi layık cumhuriyet düşmanı FETÖ'cüleri savunuyor, vatan hainlerini savunuyor ve ondan sonra da yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa diye marşlar söylüyor Ömür. Şimdi Kadir Çetincalı bir haberci, Doğan Haber Ajansı'nda halen aktif olarak görevde. Onun 15 Temmuz'dan birkaç gün sonra attığı bir tweet var. Tabii. O tweet'i dün de... Şey demişti, kandırılamaz mı değil mi? Şimdi kendisine bakalım bir önce kimin özür, Hakan'dan önce kimin özür dilemesi gerekiyormuş? Evet, bir büyütelim bir, görelim. Değerli izleyenler, altta bir video paylaşmış. Tarihi kaç, bana tam tarihini söyler misiniz? Altta var galiba, kapattınız. Görelim bir. Tarihini söyler misiniz? 17 Temmuz 2016. Doğru mu? Yani evet. Darbe girişiminden 2 gün sonra. 1 evet. Gün sonra hatta. İyi. Çünkü 16'sı ertesi gün oldu. 1 gün sonra devam etti. 17'sinde de bu tweet. Bakın Genelkurmay karargahında darbecilere karşı direnen vatandaşların videosunu paylaşıp üstte de ki bak o video Nihat dikkatinizi çekiyorum. Cihan Haber Ajansı yani yine evet. FETÖ kuruluşu olan Cihan Haber Ajansı tarafından çekilmiş görüntüler. Evet. Onun üstüne bu gerçek olabilir mi? Benden sefil çapulcular genel kurmaya girmişler diyor. Yani halkın o direnişinden bahsederken benden sefil çapulcular ifadesini kullanıyor. Kadir Çetincalı, Hakan Şükür'ü ve Arif Erdem'i o videoyu bir oynatalım mı? Abdullah Girgin kardeşimiz zannediyorsan. Videoyu şimdi oynatacağız. Abdullah Girgin kardeşim gazidir kendisi. 15 Temmuz gazisidir. Gaziye sefil diyor. Sefil çapulcu bu adam diyor. 15 Temmuz gazisine sefil çapulcu diyor kendisi. Evet bir video gelsin bu... altta Nihat konuşsun. Evet sesini de duyalım videonun. Değerli izleyenler 15 Temmuz gecesi ismini bir daha söyleyebilir misin? Abdullah Girgin. Abdullah Girgin o gece gazi olan vatandaşlarımızdan biri. Genelkurmay karargahına giriyor. İşte Kadir Çetincalı da Doğan Haber Ajansı muhabiri de bu videoyu paylaşıp o insanlardan sefil çapulcular diye bahsediyor. 16-17. Sefil çapulcular diye bahsediyor. Adam. Evet. Ya ne olacak işte daha yani layık cumhuriyet diyorsun. Layık cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün gazi meclisini bombalayan alçakları karşı direnen adama sen sefil diyorsun ya. Tweet'i de arada getirelim. Evet. Bu nedir yani? Bu darbe seviciliği değil midir? Bu Kadir Çetincalı'nın mutlak surette bunun hesabının sorulması lazım. Kendi zihniyetinde görmüş olduk. Ama şimdi şöyle FETÖ'cü bir şey darbecilerin yanında olan Kadir Çetincalı'nın zihniyetinde görmüş olduk. Kimin kandırılıp kimin kandırmadığını. Kadir de mesela Galatasaray üyesi. Kadir'le ilgili de herhangi bir açıklama gelmedi. Mesela Galatasaray Kadir, yönetimi... Kadir bunu da ihraç edilmesi lazım. Hayır bir açıklama bunu, da gelmedi. Bunu sadece ihraç etmeyecekler. Bunu böyle ihracı da olmaz yani. Bu aleni darbe seviciliğidir. Kusura bakmasın. Şunu da söyleyelim. Mesela Kadir Çetincalı'nın sayfasında bu link, bu paylaşım halen duruyor. Duruyor. Yani hiçbir şekilde... Ama halen duruyor diyorsun. Zaten yeni adamın çıktı. Söylemlerine baksana suikast seviciliği. Yeni çıktı yeni. Kendisi Twitter'a falan vesaire girmiyordur. Millet çünkü inanılmaz hakaretler ediyor. Yeni çıktı. O da yeni çıktı. Ama duruyor sayfasında. Yani gaziye küfrediyor adam ya. Gaziye küfrediyor. 15 Temmuz gazisine sefil diyor, çapulcu diyor. İşte bu kadar. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar ileri gitmiş değil mi? Ve utanmadan bir de Atatürk'ün adını ağzına alıyor bu adam ya. Peki utanmadan ya. Arkadaşlar vaktimiz daralıyor. Çok önemli yine haberlerimiz var. Etiketimizi hatırlatalım. Şimdi biraz bir son dakika geçeceğiz. Son dakika gelişmesi. Bu üyeler yayın yasağı istemişler. O gün orada FETÖ'cü vatan hainlerini aklayan, teröristlerini aklamak suretiyle
el kaldıran Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa demek suretiyle de Atatürk'ü istismar eden o üyeler, o gayrimilli üyeler Galatasaray'da büyük bir zan altında bırakmıştır. O üyeler şimdi de son dakika olarak yayın yasağı istiyorlar. Aman bizi deşifre etmeyin. Ya onlar oldu. Niye korkuyorsunuz? Zaten. Yok. Neden korkuyorsunuz? Dün Cem hayırdır Küçük ya? Burada açıkladı ya Nihat. MİT de emniyet de şu an tek tek tespit etmiş. Hayır niye korktu? Ne oldu? Ne oldu? Madem o kadar delikanlıydınız ne oldu? Yayın yasağı aldırmak gibi bir aklı var herhalde. Ne yayın yasağı aldıracaklar? Aldırsınlar. Peki aldırsan şimdi yoğun bakımda... Ben tekrar ediyorum Ömür, Galatasaray büyük bir camiadır. Ben de koyu bir Galatasaraylıyım. Galatasaray kongresiyim. Bunu Galatasaray'a mal edilmez. Galatasaray mutlak surette kravatın bu monşellerin değil. Galatasaray bu ihtiyat terakicilerin değil. Karda, kışta, yaz kış demeden, çamur demeden takımı deplasmanlı içi her yerde kovalayan bu atkılı taraftarındır Galatasaray. Tamam mı? Bunu da kafalarına koyacaklar. Bütün kulüplerde böyledir. Herkes bunu böyle bilsin. Peki Fenerbahçe için de geçerli bu söylediğin. Beşiktaş için de geçerli. Hızla zirveye giden bir etiket var. Söylemezsem olmaz Avrupa. Zirvede sayılır çünkü önde hep sponsorlu şeyler var. Evet.